Uygulamaya devam ediyoruz. Nereden? Şuradan. HTTP GET. İlk HTTP GET API'mizi geliştiriyoruz bu uygulamada. Burası daha basit aslında diğerinden. Kapsamlı değil. Products. Bu bir liste dönüşü yapacak. Products. O yüzden product'ın dizisini oluşturuyorum ben. Ve diyorum ki elimde zaten poster'e eklenmiş veriler var. Nerede? Product Store içerisinde. Onun içerisinde dön ve yukarıda bir tık yukarıda oluşturduğum Product nesnesi, Product dizisi içerisine şunu ekleyerek doldur. Nasıl? Şu şekilde. Hatta şurası da mesela burası da Product olabilir. Çünkü Product Store'un içerisindeki nesne aslında Product. Her bir item birer Product oluyor. Ve Product dizisine ekliyoruz bunu. Sonra işlem bundan sonra artık otomatiğe bağlanıyor. Mesela şuradaki işlemlerle aynı. Şöyle geliyorum. Şunu kopyalayayım. Yapıştırayım. Tabii burada şuna ihtiyacım yok çünkü elimde zaten bir veri var. Şunu products yapıyorum. Çünkü çoğul bir değer gönderiyoruz artık. Onu değiştirdik. Ve data olarak oluşturduk. Ondan sonra hatayı kontrol ettik. Başka bir şeye ihtiyacımız var mı? Şurada herhangi bir oluşturma işlemi yapmadığımız için status created anlamsız. Bu status okay olabilir. Bu şekilde işlemi sonlandırabiliriz. Burada yaptık. Evet. Products'ı dönüştürdük data'ya. JSON olarak oluşturduk. Sonra header'ı set ettik. Application JSON diye. Header'a de dedik ki bu status okay. Buraya kadar geldiysek hata yok demektir. İşlem başarılı. Sonra da veriyi yaz. Bu da bu kadar. Bir sonraki filtreli get işleminde görüşmek üzere.